Bugün Ordu, Altın Ordu, Terzili Mahallesi'ndeyiz. Bugün fındık tarım takviminde uç budamasını ve fındıkta genel anlamda budamalarda yaptığımız hatalar ve budamanın gerekliliği hakkında biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Şöyle bir örnek verelim. Fındık, biliyoruz ki biz 20-25 yıl çok rahatlıkla meyve veren bir bitki. Ama bunu iyi verim ve besleme şartlarında ancak gerçekleştiriyoruz. Ama yöremizde ciddi bitki beslenememekte sıkıntısı var. Özellikle azot dengesini bitkide oturtamadığımız için gençlik hormonları salgılanamıyor. Ve bitki erkenden yaşlanır ve bize artık verim vermiyor. Ve çiftçi bu kör döngüden çıkmak için sürekli dal yenilemesi aşamasına geçiyor. Sürekli dal yenilediğimiz zaman da bitkinin gençlik kısırlık dönemi dediğimiz bir olay var. Nedir bu? İlk 7 yaşında, ilk 8 yaşında fındık maksimum verim vermiyor. Fındık ne zaman maksimum verime ulaşıyor? Fındık 10, 11, 12 yaşında maksimum verime ulaşır. Bu iyi verim şartlarını çok rahatlıkla 25 yıl, 30 yıl idare ettirebilir. Nasıl idare ettirebilir? İyi bakımı, besleme şartlarını. Ama az önce belirttiğimiz gibi bu gençlik kısırlığı dönemi sürekli ötelediğimiz için biz ömür hayatımızda 3 sefer, bilemediniz 4 sefer dal yenilecekken bunu 10 kere, bazen 12 kere, hatta 15 sefer dal yeniliyoruz bir ocakta ömrümüzde. Bu da ne demektir? Her dal yenilememiz bizi 7 yıl ötelemiyor. Her dal yenilememiz 7 yıl öteliyor. Bu şekilde dekardan maksimum verime ulaşamıyoruz. Biz biliyoruz ki Ordu şartlarında iyi bakım ve besleme şartlarında dekarda bu tip alanlarda eğer dallarımızda yeterli bir kalınlığa erişebilirsek, dalda yeterli kalınlık nedir? Toprak seviyesinin üzerinde 40 santimetredeki mesafedeki kesit alanının artması artı dallarda katlar oluşturmamız lazım. Bizim şu tip dallarda, bu bir genç bir dal, genç bir birey. Şu anda elimizde görüyorsunuz, birazdan da eğdiğimiz zaman darat göreceksiniz. Sadece tepe kısmında bir yan dallama oluşmuş. Ama biz istiyoruz ki her dal bir meyve verecek unsurdur. Ve bu meyve verecek unsurlar da yıllık sürükünler üzerinde oluşmaktadır. Biz yıllık sürükün miktarını arttıramadığımız zaman fındıkta verimli arttırma şansına sahip değiliz. Bunu arttırmak için de bitkide yan kollar elde etmemiz lazım. Bu yan kollarının sayısı arttıkça ve yan kollardaki yıllık sürgün miktarı sayısı ve uzunluğu arttıkça verim artmaktadır. Unutmayalım, yıllık sürgün eşittir karanfil, karanfil eşittir fındık. Evet, geç kalmış bir terbiyeyi burada yapmamız lazım. Bunun için de şu anda benim boyum 1.70-1.75'e yakın. Bakın benim boyumun altında herhangi bir şekilde kat oluşmamış ama biz istiyoruz ki mevcutlukteki ana unsurlarından bir tanesidir. Katlar oluşturarak yukarı doğru çıkmamız lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Stres şartlarında bitki her zaman için yukarı doğru, ışığa doğru gitmek için uğraştığı için yukarıdaki tepe dormansını kırmadığımız için hiçbir şekilde yan dallama oluşmuyor. Şenlik gibi sadece yukarıda 3-5 tane dalıyoruz. Ve bu şekilde bizim verimi arttırma şansına sahip değiliz. Bunun için ne yapacağız? Yukarıdaki tepe dormansını mutlaka keseceğiz. Bunun için de şuradaki tepe dormansı, şuradaki doruk dal var. Bu doruk dalı biz şuradan kestiğimiz zaman tepe dormansı ne yaptık? Kırdık. Biz bitkiye ne dedik? Senin boyun benim için yeterli. Bundan sonra sen yukarı doğru değil, aşağıdan beri genişleyerek büyüm mesajını ona verdik. Daha başka burada sık dal olmadığı için burada farklı bir şey yapmayacağız. Buradaki tepe vurmamız bunun için bir mesajlı bitkiye. Bundan sonra ne olacak ertesi yıllar? Şuradaki durgun ve aktif gözlerden yan dallamalı oluşturmaya başlayacağız. Aynı şekilde bunun için de bir tepe vurması yapacağız. Bakın bitki burada geriye doğru bir büyümeye çalışmış ve ocağın içine doğru gidiyor. Biz ocağın içine doğru büyümeleri ne yapmıyoruz? İstemiyoruz. Bunu buradan şuradan kestiğimiz zaman tepe vurmasını kestikten sonra bitkiye ne dedik? Senin artık boyun benim için yeterli. Artık bundan sonra bu sene için buradan yan dallanmaları gerçekleştirdik. Biz ocağın içine doğru güneşlenme unsurlarını bertaraf etmemiz lazım ki ocağın içi güneş alacak, büyümeyi aktif olarak sağa ve sola doğru getirmeye çalışıyoruz. Bakın şurada bir yan dalımız var ama bu dal bunun üzerinde bir baskı yapmış. Onlardan alıyoruz ki orada çok rahatlıkla böyle dik bir unsurlar olsun. Şu şekilde geriye doğru yıllık sürgünleri kesiyoruz. Onlar bize fındık vermiyor. Amacımız şu. Bir elin parmakları gibi dala bir açı vermek. Bu şekilde yelpaze gibi açılsın. Hiçbiri birbirini göngelemesin. Bir yıllık sürgün miktarı da artsın. Yapılan çalışmalar bize diyor ki fındıkta yıllık sürgün gelişimi 25 santim üzerine çıktığı zaman verimlilik de ciddi anda artıyor. Benim karışım 23 santim. Şuraya bakın 25 santimin üzerinde. Şuradaki yıllık sürgünde bakıyorum ben 1, 2, 3, 4, 5,
6 tane karanfil gördüm. Şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karanfil var. Karanfiller daha şu anda yeni açtığı için henüz kırmızılaşmadı. O yüzden objektifimize çok fazla yansıma olmayacak. Bakın 1, 2, 3. Şurada bakın 4, şu 5, şu 6. Şundan beraber 7. Az önce ben saymıştım. 6 tane ortalamamız vardı. Ne yaptı şurası mesela? 6 kere 7, 42. 42 tane çok rahatlıkla çotanak alabileceğiz. Eğer biz bunları şu şekilde sık olanları, yandan da gelen yan dalcıklarını elde ettiğimiz zaman az önceki yaptığımız hesaplamalara çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Biz az önce bahsettik birçok noktada dalları ideal yaşlarında tutabilmek, iyi bakım ve besleme şartlarında. Ama dal üstünde yaptığımız yanlışlıklar dalımızın ömrünü ciddi anlamda geri çekiyor. Mesela şurada göstermiş olduğumuz bir tırnak var. Uzun kesim var burada. Bu uzun kesim, burada kangren oluyor bu doku. Bu kangren doku zamanla yarı dokusunu kapatamadığı için bitki aşağılara doğru geliyor. Kesimler yaparken ağaca paralel ve mümkün olduğu kadar sıfır kestik. Şu şekilde sıfır kesimleri bitki şuradaki yarı dokusunu çok rahatlıkla kapatabiliyor zaman içinde. Ama uzun bırakıldığımız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi buradaki yarı dokusunu kapatamıyor ve buradaki doku ölüyor ve bu ölüm yavaş 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 dalın içine kadar gidiyor ve dalımızın elden çıkmasına sebep oluyor. Fındıkta verimi veren demiştim ya, yıllık sürgünler ve uzun yıllık sürgünler. Şu şekilde geriye dönmüş kısa ve tomurcuk sayısı az olanlar bize verim vermede sıkıntı yaşıyoruz. Daha doğrusu az verim veriyor. Yani birey sayısı artıyor ama verim sayısı artmıyor. O yüzden biz bunları yaptığımız uç budamalarını da temizlememiz lazım. Amaç ne? Amaç şunun gibi dik ve uzun yıllık sürgünler elde edebilmek. Bunların küçüğünü bitki nerede kullanacak? Şuradaki durgun gözler şu şekilde uzun 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 bize ne verecek? Yıllık sürgünler verecek. Şu anda bakın şurada çok sıkışıklıklar var. Bunlar bize gölge tesiri yapıyor. Hem bir kısmında uç kuruması yapmış. Bunlar burada aldığımız zaman hem bitkiye bir ikaz vereceğiz. Biliyorsunuz her makasyona bir uyarıdır. Şunun gibi yıllık sürgünleri biz ne yapabileceğiz burada? Artırabileceğiz. Şurada bir gölgeleme unsuru var. Bunu buradan bir çektiğimiz zaman o aradaki sürgünlerden biz çok rahatlıkla uzun yıllık sürgün alacağız.